Şimdi gelmeden önce Yiğit Bulut Habertürk'te bir program vardı, onu seviyordum. Bu sevimli Mine Kırıkkanat yine ortaya çıkmış orada. Sevimli sevimli konuşuyor kadın. Zeki olduğu için hoşuma gidiyor yani, sempatik geliyor bana. Yani fikirlerine katılmıyorum ama insan olarak hakikaten yani işin doğru seviyorum yani, sempatik buluyorum. Yiğit Bulut sordu benle ilgili, ne diyorsun işte Darwinizmle ilgili geçen konuşmalardan, ona atıfta bulundu. O da şöyle bir konuşmada yaptı. Diyor ki Darwinistler hep komünist derler diyor. Halbuki bu çok yanlıştır diyor. Birçok sağcı Darwinisttir aslında diyor. Doğru söylüyor. Mason birçok sağcı Darwinist. Efendim mesela her devrin adamı aslında gizli bir Darwinisttir. Evet. Efendim mesela Baron sağcı bilinir ama gizli bir Darwinisttir. Evet inşallah. Efendim işte say say bitmez onların yağcıları. Mesela Baron'un emrinde çalışan o sağcı gazeteci de mesela Evet. Darwinisttir, koyu Darwinisttir. Ve sapkın bir din inancına sahiptir. Yani İslamiyet'le ilgili sapkın bir inanca sahiptir. İnşallah. Yani çok garip inançları vardır. Fakat bu adamlar gerçeğinde komünist olmak isteyip çıkarlarından dolayı komünist olamayan zevattır. İnşallah. Yani çünkü komünist oldun mu kapitalizmin imkanlarını istifade edemiyorlar. Tabii. Yani evin önüne Lamborghini araba, Jaguar araba çekse ne biçim komünistsin derler. Lüks evde oturamaz. Faaliyet yapması gerekir. Yani işin doğrusu yani komünistlik yani sosyal yönüyle, ahlaki yönüyle değil, ahlaki yönüyle berbat. Bu tiplerden çok daha özverili, daha cesur, daha samimi, daha yiğit bir yapılanmadır. Evet. Yani böyle korkak, ürkek, çıkarcı, sinsi olan bir kısım sağcılar gibi değildirler komünistler. Dobradır, açık açık fikrini söyler. İcap ederse kendi fikri için her türlü fedakarlığa girer, hapse de girer, her şeyi yaparlar. İnşallah. Bu yönüyle bir üstün ahlak gösterirler. Yani üstündür bu yönüyle. Ama ahlaki yönüyle tabii yani Kur'an ahlakına ama o yönüne çok kötü yönleri var tabii. Mesela aileyi kabul etmiyorlar. Namus anlayışını yani din anlamındaki namus anlayışını kabul etmezler. Bu çok korkunç tabii. Evet. Ama Mine Hanım tabii burada bir taktiğimsi bir üslup kullanmış oluyor. Burada biraz samimi değil. Şu bakımdan samimi değil. Bir kere Darwinist olan bir insan diyalektik düşünceyi savunuyor. Yani diyalektik düşünceyi savunan bir insan tarihin diyalektiğini de doğanın diyalektiğini de savunmuş oluyor. Ve İnşallah. canlıların diyalektiğini zaten savunuyor Darwinizm biliyorsunuz. Yani bir felsefenin ortasını savunup da başını ve sonunu savunmamak mümkün değildir. Mümkün değil, evet. Sen canlıların diyalektiğini savunuyorsan doğanın diyalektiğini de savunuyorsun demektir. Tarihin diyalektiğini de savunuyorsun demektir. İnşallah. Tarihin diyalektiğini savundun muydu? Bir insanın Marksist olmaması mümkün değildir. Yani mutlaka Marksist olur. İnşallah. Marksist eşittir komünist. Evet. Komünist de Leninist olmak durumundadır. Yani mutlaka Leninist olmak durumundadır. Leninist olunca da mecburen terörist olmak durumundadır. Yani Leninizmin kökeninde terör vardır. İnşallah. Yani Lenin bunu pratikte de uygulanmış, kitaplarında da yazmış ve tavsiye etmiştir. Yani polisler öldürün diyor, devlete saldırın, bankaları soyun, sabotaj yapın, her türlü saldırı yapın diyor. Onun için PKK bu saldırıyı yapıyor. Yani Leninist görüşün etkisiyle bunu yapıyor. Önce bir Darwinist oluyor. Darwinist olunca doğanın diyalektiğini de kabul ediyor, tarihin diyalektiğini de kabul ediyor. Bilimsel bir teori var ortada arkadaş diyor. Yani bir safsata var ortada, Darwinist safsata var. Başına sonuna safsatayı koydun mu, sahte bir bilimsel görüş ortaya konuyor. Ve bu kafayla 350 milyon insanı katlettiler. Ki bu deccaliyettir işte. Şimdi Mine Hanım orada bir yanılma diyelim. Yani yanılma içerisinde. Göya beni
cevaplandırıyor ama böyle bir cevap olmaz. Yani akılcı ve mantıklı bir cevap vermedi. Samimi olmayan bir cevap vermiş oldu. Yani mesela kendisi benim gördüğüm kadarıyla sol görüşe sahip. Mesela bu açık. Sağcı olanlar rahat yaşamak isteyen insanlar. Yani o anlamda Darwin sağcı olmak isteyenler. Mesela malum şahıslar işte saydığımız şahıslar. Bunun için bu konuyu araştıranlar açık açık bu konuyu öğrenmek istiyorlarsa bizim sitemize bir ziyarete bulunsunlar. harunyahya.com ve net sitelerine ziyarete bulunsunlar. Bütün açıklığıyla bu gerçekleri görürler. İnşallah. Evet. Evet. Bu arada tabii programda hani sizinle ilgili görüşleri sorulduğu için Mine Hanım'a size de bir cevap hakkı da doğmuş oldu. Sizinle herhangi bir iltibata geçildi mi bu konuda? Yiğit Bulut ilk bizi çıkarttığında muazzam bir panik meydana geldi. Ne yaptın sen dediler. Oldu bir kere yani. Yani tek vuruşta olay bitti. Maşallah. Şimdi bizim ikinci kere çıkmamız zaten olayı değiştirmez. İnşallah. Yani Mine Hanım'ı da çıkartmasının nedeni Yiğit Bulut'un bir ihtimal yani sana da cevap hakkı veriyoruz mantığıyla hareket ediyor. Ki normal yani yapabilir bunu. Bu yani çirkin bir şey değil. Çünkü o çok heyecanlı bir telefon konuşması yapmıştı biliyorsunuz. Sizin kravat iğnelerine kadar sizi bir nizama sokmaya çalıştı. Yani böyle bir disiplin anlayışı, böyle bir tahakküm anlayışı da ona yakışmıyor. Daha liberal, daha özgürlükçü olması lazım. Ayrıca da kravat iğnesi o yükseklikte tutulur. Yani ne yukarıya olur, yani kravatın dibine kravat iğnesi olmaz. Hayır, kravat iğnesiyle fikrin ne alakası? Hayır, onu bir kere, da ayrıca da. Yani şaka yapıyor göğe ama şakanın içinde biraz da gerçek de var. Ama kravat iğnesinin yeri makul bir yeri vardır. İnşallah. Yani üstte korsan çok acayip bir şey olur. En alta korsan o da bir acayip bir şey olur. Dolayısıyla sözü geçerli değil. Yani mantıklı bir konuşma yapmadı. Ama doğrusunu söyleyeyim yani bak mesela baktım resmi görüntüsüne sevimli hakikaten çok sempatik bir şey. Böyle nükleden konuşkan çünkü ben canlı kadınları çok severim. Yani böyle aktif, canlı, kişilikli, karakterli. Yani mesela tuttuğunu koparan, yani pısırık bir kadın iyi değil. Yani doğru bir kişilik göstermemiş olur. Ama tabii yırtıcı olması da doğru değil. Yani sert konuşmak, rencide etmek de yakışmaz ama mesela nükteden olması, akıcı konuşması, hazır cevap olması, kendine dikkat etmesi mesela bunlar güzel. Yani bunlar hoş şeyler. Ama umulur ki şu sinirli yapısını atar. Çok gergin. İnşallah. Acayip sinirli. İnşallah. Yani patlayacak bomba gibi böyle. ya etrafındaki insanlar onu huzursuz ediyor. Yani çünkü hiç mutlu değil. Ya hiç mi mutlu olduğun bir anın yok? Yani hiç sevgiyi yaşadığın bir anın yok mu? Ki olamaz çünkü görüşlerinden dolayı olamıyor. Yani dünyaya bakış açısından dolayı olamıyor. Bir de etrafındaki bazı insanlar herhalde onu çok sıkıyorlar. Sürekli gergin. Her an kavgaya hazır. Her an. Yani mücadeleye hazır bir görünüm var. Bu da biraz tabii güzel değil. Yani bir kadın için o kadar estetik durmuyor. Zekiliğini beğeniyorum ama gerginliğini beğenmiyorum. Yani o hoş bir şey değil. Daha halim. Daha selim, değil mi? Evet, daha munis olması gerekir. Daha hoşgörülü, ılımlı bir uslubu olması gerekir. Kendince bazı esprileri falan da yapıyorum. Tabii olabilir, bir şey demiyorum da. Ama yani bu sağcılıkla bağlantı kurması, Darwinizmi masum göstermeye kalkması doğru bir hareket değil. Darwinizm çünkü 350 milyon insanın katline sebep olmuş. Terörün, anarşinin, kanın, fitnenin, korkunun ve dehşetin kaynağıdır. Ve deccaliyetin kaynağıdır. Sağcılar da yapıyor, dindarlar da yapıyor kardeşim. Onlar bir kısmı ayarlanmış adamlar. Yani önceden bazı masonik odaklarca beslenmiş, korunmuş, kollamış. Ona kalırsa dindar hocalar da görüyoruz. Darwinizmi cayır cayır savunuyor adamlar. Evet.
Yani bu onların doğru yolda olduğunu mu gösterir? Yahut Darwinizmin doğru yolda olduğunu mu gösterir? Yani sapkın bir görüşü birisi savunuyorsa o meşruiyet kazanmaz. Evet. Tabii. Onun için Minhan Hanım öyle dereotlu, maydanozlu falan bir konuşmalarda bir şeyler anlatıyordu ama yani hiç inandırıcı değil. Yani mutlaka cevabını veririm. Yanlış hesap mutlaka bir adattan döner.